arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle ip kırmadan motif birleştirmeye çalışacağız bütün ayrıntılarıyla sizlere bu yöntemi göstermeye çalışacağım inşallah sizler de beğenirsiniz ve bundan sonra bu çalışmayı benim yaptığım gibi yaparsınız umarım kafanızda hiçbir soru işareti kalmadan bu çalışmamızı çok rahat bir şekilde yapar hale geleceğinizi umuyorum bu videomuzdan sonra Şimdi bu teknikte bütün motifleri öncelikle bir bitirmemiz gerekmekte. Kaç tane motif öreceksek o çalışmamız için o motiflerimizin tamamlanması gerekir. Kocaman bir battaniye öreceksek 300-400 motifimiz ya da işte küçük bebek battaniyesi öreceksek 70-80-60 kaç tane motif gerekiyorsa onların tamamı bitirilip bir tarafa konduktan sonra bu şekilde birleştirerek tamamlayacağız. Eğer farklı kombinlerde yaptıysanız, birleştirmeden önce o kombinler üzerine de kullanmayacağınız bir zemin üzerine ya bir masa ya bir işte daha az kullanıp girip çıktığınız odanızın bir bölümüne sırası ile her katı, her sırayı yerleştirdikten sonra o sıra üzerine birleştirmemizi çalışacağız. Önce dikey, sonra yatay olarak çalışabileceğimiz gibi. Önce yatay sonra dikeyde çalışabiliriz. Nihayetinde fark eden hiçbir şey olmayacak. Bütün motiflerimizi bir yönde çalışarak tamamlayacağız. Bunun için ilk önce iki tane motifimizi alıp başlıyoruz. Sonrasında diğer motiflerimizi ekleye ekleye devam ediyoruz. Önce dört motifimizi ben e, çalıştım ve bunun üzerinde bütün motiflerimiz aynı şekilde tekrar edeceği için ayrıntılarıyla bu motiflerimin üzerinde göstermek istedim. Evet şimdi daha fazla uzatmadan önce hemen e, bu birleştirelim işlemine geçelim. Ama öncesinde sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak, beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet. Kolay gelsin diyerek bu güzel motiflerimizi nasıl birleştirdiğimizi anlatmaya başlayalım. Kolay gelsin. İp kırmadan motiflerimizi dikey ya da yatay şeklinde birleştirebiliriz. Her ikisinde de aynı işlemleri tercih ediyoruz. Yani kaç tane motifimiz olursa olsun ben burada iki tane koydum ama e, isterseniz 8 tane, 10 tane, 20 tane kaç tane fark etmez. Hepsini bitene kadar buradaki yapmış olduğum işlemin aynısıyla tekrar edip e, ilerleyeceğiz. Şöyle bir tane zincir çekerek hemen göstermek istiyorum. Dafımızı e, daha fazla uzatmadan şöyle yatay alalım. Yapacağımız işten fark etmez. Bir tane zincirimi çekip ipime düğümümü attım. Sarı renkte tercih ettim güzel görünsün diye. Şuradaki boşluklarımda üçer tane zincirim var. Üçer tane zincirimin ortasından başlıyorum. Önce dışta kalan motifimden alacağım ilmeğimi buradaki arada birleştireceğim ipim şöyle altta kalacak sonra diğer motifimden alacağım bakınız şimdi tam üç tane zincir 1 bir iki üç ikinci giriyorum katın birini alıyorum bakın birinci sırada renkli ipim ikinci sırada katım şu şekilde rengimi yürüteceğim ipi öne alıyorum bakın şöyle girmiştim şöyle araya alıyorum Araya aldım. Burası püf noktası sevgili arkadaşlarım. Hiç zorlanmayın. Burayı kavradıktan sonra. Bakınız. Bir tane ilmek sarım. Katım. Ve diğerinin de yine 1-2-3 kendinden taraftaki. Yani diğer tarafta kalan şu katın şuradaki diğer taraftaki katını alıyoruz. Diğer taraftakini. Ve şöyle geçiyoruz. Ve başladık birleştirme işlemine bu bir şekilde başladık. İpim arada kalacak. İpimiz arada. Şöyle. Şimdi bu kattan alıyorum. Diğer motifimin tek katını. Bu taraftaki motifimden de bir kat alıyorum. İp altta bakınız. Şu şekilde arasından geçiriyorum. Yine ben şöyle görmeniz için çeviriyorum. Bakın şimdi şunu alıyorum. Sarı rengim altta. Diğerini yine üstünden girerek alıyorum ve geçiyorum. Tekrar diğer motifimden giriyorum. Sarı ipim altta. Diğer motifimin üstünden geçip tek katını alıyorum. Arasından geçiyorum. Katımın tekini alıyorum. Örmediğim trabzanımdan yine bir tek kat alıyorum. Geçiyorum katımızın teki bakın her seferinde çevirmemize gerek yok şuradan da görülebilmekte şöyle tığınızla yaptığınız zaman gayet rahat öreceksiniz diğerinin tek katını aldım tek kat bakın çevirmeme gerek yok İpim arada sarı rengim giriyorum sırası ile hepsini birer birer karşılıklı örüyorum rengim yani yürüttüğüm rengim altta olacak üstünden atladım bakınız ve şöyle bir görünüm olacak devam edelim aldım örmediğimden de bir tane geçiriyorum kıtımı alıyorum Geçiriyorum katın. Bakın şöyle aldığım zaman zaten tek katını almış oluyorum. Buradan da tek katını alıyorum. Teker teker katlarımızı alarak zevkli bir şekilde ilerliyoruz. Birer birer. son trabzanımıza kadar geliyorum. Son trabzanımıza kadar gelerek ördüm. Şimdi 3 tane zincirimiz vardı. Zincirimizin de birinden katı alıyorum bakınız. Bir tane de bundan alıyorum. Geçiyorum. Zincirimizden de birer birer aldım. Diğer motiflerimin de her ikisini aldım. Şimdi katımın 3 tane zincirimiz vardı. Bakınız ortadaki katından bir tane alıyorum. İpimi şöyle araya alıyorum. Bakın sıraya koyuyorum. Bakın şöyle motifimiz de şu şekilde gidecek. Burası önemli. Yoksa biraz hani zorlayabilir sizi. Şu şekilde girdikten sonra sarı rengimi aldım. Yani yürüttüğüm rengimi. Diğer motifimden de bir tane aldım. Bakın yine sıraya girdiler ve arada olarak şöyle sarım arada kapatıyorum. Ve devam ediyorum. Bir diğer taraftakinden tabi katın birini alıyorum sevgili arkadaşlarım. Bir bu taraftan bir diğer tarafın üstünden bir şöyle aşırıyorum. Geçiyorum. ve bu şekilde kaç tane motifiniz olursa olsun hiç fark etmez. İsterse yani kaç uzun olursa olsun yapacağınız işlem bu. Katın birini alarak örüyoruz. Şöyle bakalım. Bak ne kadar düzgün oldu. Bu şekilde tamamlayalım. Sona kadar geldim. Şimdi e, aradaki üçer zincirimize yine birer katlarını alarak giriyorum ve şöyle geçiyorum. Eğer birleştirme işlemine devam edecek olsaydım şöyle motif alıyorum yine e, fazla motiflerim var. Yine aynı şekilde iki tane motifimi yan yana tutuyorum. İlk olduğu için ikisini yan yana tutuyorum bakınız. Şu şekilde. Önce diğer tarafının ortadaki zincirden giriyorum. Bakın ortadaki zincirden giriyorum katın bir ipimi şöyle araya alıyorum ve buradaki benden taraftaki motifimi yine ikincisinin diğer motifime yakın katını alıyorum şu şekilde sıraya diziyorum hepsini tek seferde geçiyorum ve birer birer motiflerimizde ilerliyoruz bu şekilde geçişimizi yaptıktan sonra şimdi dikey olarak çalışmamıza başlayalım şurayı sökülen yeri ben tamamlayıp dikey olarak da çalışmamızı yapalım. Yani yatay, yani dikeydi bu. Bu şekilde çalıştık. Şimdi ipimi buradan kırıyorum ve diğer yönden hemen birleştirme işlemine geçiyorum. Şu şekilde yaptım mı yatay, bu şekilde yaptım mı dikey. Yani fark eden de bir şey yok aslında ilk temelde yaptığımızda. Şimdi bir tane zincirimi çekip yine düğümümü atıyorum. Buradaki motif sayısı kaç olursa olsun yapılan işlem hiç değişmiyor. Burada 4 değil de 24, 34 kaç olursa olsun fark etmez. Hepsi aynı şekilde başlayarak devam edecek. Şimdi bütün motiflerimizi bu şekilde bitirdiğimize farz edelim. Dikey olarak tamamlandı hepsi. Şimdi buradaki boş olan yataylarımızı da birleştirelim. Yine aynı şekilde düğümümü attım. Motiflerimi şöyle birbirine birleştirdim. Önce arkadaki motifin ortadaki katını alıyorum ipimi şöyle öne alıyorum ve diğer motifimin ortadaki katını alıp içinden geçiyorum bu şekilde sonra ipim altta ve katlarımı örmeye başlıyorum tabi ipimiz arada olması gerekmekte yürüttüğüm ipimin birer birer bir oradan bir buradan üzerinden aşarak bakınız. Giriyorum. İpimiz arada kalması gerekiyor. Evet bu şekilde örerek devam ediyorum. Elimizi aldığımızda daha rahat olmakta. Tabi kamera altında sıkışık bir alanda çalıştığımız için birazcık daha yavaş ilerlemekte. Evet ilerleyerek geldim. Ortaya doğru devam ediyorum. Sizlerle birlikte yapmak istedim. Alıyorum katlarımı yine birer birer en son diğer katımı da aldım, örüyorum. Şimdi burada bakınız sarı iple kesişen bölümümüzdeyiz. Hemen buradan geçiyorum, ilk katımı alıp diğer taraftan da ilk katımı yine alıp örüyorum. Hiçbir farklı işlem yapmıyorum. Yine katlarımızı gördüğüm sıra üzeri örüyorum. Bakın geçişimizi yaptık. Şimdi ilerlemekteyiz. Şöyle görmenizi de istiyorum. Gayet muntazam bir geçiş oldu. Evet sona kadar devam edelim. Sona kadar geldim. En son birer tane zincirimizden olan bölümden geçelim bir tane de zincirimizi çektikten sonra düğümümüzü atalım ve bu şekilde ip kırmadan motif birleştirme yöntemini de bütün ayrıntılarıyla sizlerle çalışmış olduk gayet kolay bir yöntem ee, görmüş olduğunuz gibi püf noktası ipimizin arada kalması birisini yukarıdan girerken diğerinin katını da aşağıdan almamız sonucu şöyle güzel bir görünüm ortaya çıkmakta çok muntazam diğer iki katı aldığımızda burada kocaman bir potluk olmakta ve ara ilmeği görülmekte bakın burada hiçbir şekilde olumsuz bir durum görülmemekte orta birleştirmesi de yine aynı şekilde gayet güzel oldu Evet bütün ayrıntılarıyla çalışmamızı tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.